Dünya aslında düz mü? Hadi canım, bu da soru mu şimdi? Böyle bir soru olabilir mi demeyin. Siz neden yuvarlak olduğunu düşünüyorsunuz? E yani ama bize ilkokuldan beri okullarda hep öyle öğrettiler. Böyle yuvarlak, küre şeklinde bir şey olduğunu söylediler. Peki gözünle gördün mü? Yani yo ama yani uzaydan çekilmiş bir sürü fotoğraf var. Her gün görüyoruz bu fotoğrafları. Peki o fotoğrafları kim çekti? geçen yaz tatilinde uzayda piknik yapan arkadaşların mı? Gördüğün tüm o fotoğraflar tek bir organizasyondan geliyor, değil mi? Bugüne kadar hep aynı haritaya baktın. Oysa Avustralyalılar için o harita böyledir. Peki Birleşmiş Milletler'in nasıl gördüğünü merak ediyor musun? Hemen logosunu göstereyim o zaman. Şimdi yeniden düşün. Dünya düz mü? Yoksa yuvarlak mı? Eğer düz dünya konusunda ortaya atılan iddiaları ve bu iddialara verilen cevapları arıyorsanız yanlış yerdesiniz. Bu konuda yapacağınız çok küçük bir arama sonucunda bile yüzlerce videoya makaleye ve sonu gelmez tartışmaların yaşandığı forum sayfalarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse dünyanın aslında böyle tabak gibi düz olduğu ve ortasında Kuzey Kutbunun kenarlarında da Güney Kutbunun çevrelediğini söyleyen bir iddia var. Bu iddiaya dair sunulan da e, onlarca tırnak içinde kanıt var hatta bu dünyanın üzerinde bir kubbe var güneş ve ay aslında çok daha küçük ve bize çok daha yakındalar Evet ilk başta biraz komik gibi gelebilir ama üzerinde düşününce, biraz araştırınca, ortaya sunulan iddiaları incelemeye başlayınca böyle kafanız çelinmeye başlıyor. Sanki hakikatle aranızda böyle 10 tane filan video var gibi. Ben bütün bu tartışmaları o sayfalara ve videolara havale ederek konuya çok daha farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. En sevdiğim yazarlardan bir bilim kurgu yazarı olan Asimov'un yazdığı bir mektuptan yola çıkmak istiyorum. Şöyle diyor Asimov o mektupta. İnsanlar dünyanın düz olduğunu düşündüklerinde yanılıyorlardı. İnsanlar dünyanın küre olduğunu düşündüklerinde de yanılıyorlardı. Ama eğer sen dünyanın küre olduğunu düşünenlerin yanılgısıyla onun düz olduğunu düşünenlerin yanılgısının aynı olduğunu düşünürsen senin yanılgın ikisinin toplamından da fazla olur. Yeterince kafa karıştırıcı mı? Durun, şimdi izah etmeye başladıkça hep beraber konuyu çok daha iyi anlayacağız. Bundan birkaç bin yıl önce insanlar dünyanın düz olduğunu düşünüyorlardı. O zamanki insanlar aptal olduğu için veya aptalca şeylere inanmaya meyilli oldukları için değildi bu etraflarına bakıp gözlem yaptıklarında çoğu şeyi düz olarak görüyorlardı. Mesela Fırat ve Dicle nehirleri arasında yaşayan ve çok zeki oldukları bilinen insanlar bile ki kendilerine daha sonra Sümerler diyeceğiz, ellerindeki verilere bakarak dünyanın düz olduğunu düşündüler. Bak düşünün, Sümerler yazıyı icat eden bir kavim. Yani o zamanların en gelişmiş medeniyeti. Şimdi tabii gelişmiş bir medeniyet oldukları için aynı zamanda şüpheye de düştüler gördükleri bazı şeyler onları tam olarak tatmin etmedi. Sonraları Aristo bu tatminsizlikleri, yapılan itirazları ve şüpheleri toparlayarak bir özet geçti. İlk olarak güneye yolculuk yapanlar gökyüzünde bazı yıldızların gözükmemeye başladığını söylüyordu. İkinci olarak ay tutulması esnasında dünyanın gölgesinin şekli hep bir dairenin içindeki yay gibiydi. Üçüncü olarak denizlerde yolculuk yapan gemiler hep ufuk çizgisini geçince kayboluyordu. Tüm bu şüphelerin düz dünya görüşüyle de bir takım açıklamaları yapılıyordu elbette tam da bugün yapılmaya çalışıldığı gibi. Ama bir yandan da yavaş yavaş küre şeklinde bir dünya olabileceği görüşü de ortaya çıkmaya başladı. Tabii o zamanlar böyle Wikipedia falan yok, Google yok, internet hiç yok yani altyapı yetersiz. Bütün bilgilerin, verilerin kaynağı kütüphaneler ve o zamanlar dünyanın en büyük, en gelişmiş kütüphanesi de Mısır'da. İskenderiye'de ve bu kütüphanenin başında Eratosthenes adında bir genel müdür var. Sadece genel müdür olsa iyi. Aynı zamanda astronom, tarihçi, coğrafyacı, felsefeci, matematikçi, şair ve tiyatro eleştirmeni. Düşünün tiyatro var. Onun eleştirmeni bile var. Milattan önce 3. yüzyıldan bahsediyoruz. Eratosthenes bir gün kütüphanede yine açmış kitabını, daha doğrusu papirüsünü okurken çok ilginç bir ayrıntı dikkatini çekmiş. Okuduğu papirüs Mısır'ın güneyindeki kentlerden Asvan'da bir adam tarafından yazılmış. Şimdi bu adama dikkat. Bu adama geri döneceğiz. Bu adamın adını bilmiyorum, o yüzden kuyunun başındaki adam diyorum çünkü o yazdığı papirüsü bir kuyunun yanındayken yazmış ve demiş ki yılın en uzun gününde, 21 Haziran'da öğle vakti güneş tam tepedeyken tapınak sütunlarının gölgesi kayboluyor ve sürekli gölgede kalan bu yanındaki kuyunun suyunda da yukarıdaki güneş yansımaya başlıyor. İşte arkadaşlar bugün bildiğimiz evren modeli, şimdi biraz abartacağım ama. Tam da bu bilgiden yola çıkarak yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Çünkü bu bilgiyi öğrenen Eratosthenes acaba İskenderiye'de bizim buralarda da böyle mi oluyor diye bir deney yapmaya karar vermiş. Görmüş ki gölge kaybolmuyor. Yaklaşık 7 derecelik bir açıyla da olsa bir gölge var. O zaman dünyanın üzerinde bir eğim olduğu sonucuna karar vermiş. Hatta sırf bu iş için birisine para verip ta Asvana kadar göndermiş aradaki mesafeyi ölçtürmüş. O zamanların ölçü birimleri de tabi bizimkinden çok farklı mesafeler stadyum üzerinden hesaplanıyor. Mesafe yani İskenderiye ile Asvan arasındaki mesafe 5000 stadyum olarak hesaplanmış. Gölgenin eğimi de 7 dereceydi hatırlarsanız. Yani 360 derecenin yaklaşık 50'de biri filan. E yani buna göre 50 çarpı 5000 250 bin stadyum eder. İşte küsuratlarıyla filan dünyanın çevresinin 252 bin stadyum olduğunu hesaplamış. Antik Mısır'da bir stadyumun uzunluğu 157,5 metre civarında. Çarpın şimdi 252 bin stadyumla 157,5 metreyi. 39.690 kilometre. Bugün yapılan modern hesaplamalara göre %1,6'lık bir hata payı var. Yani yanılmış mı? Evet şüphesiz yanılmış. Ama bu yanılgı dünyanın düz olduğunu söyleyenlere göre sadece %1,6'lık bir sapma. Daha sonra Batlamyus diye birisi gelmiş ki o da İskenderiyelidir. Demiş ki evet dünya bir küredir. Üstelik evrenin merkezidir. Sonra Nasreddin Tusi gelmiş ki kendisi İskenderiyeli değil Horasanlıdır. Gezegenlerin hareketlerini hesaplamış ve Batlamyus'un da yanıldığını göstermiş. Topu Kopernik'e atmış. Kopernik ki kendisi Polonyalıdır, bu hesaplamalarında yardımıyla güneş merkezli bir model ortaya koymuş. Yani bir başka deyişle kendinden önceki herkesin yanıldığını. Ve topu Newton'a atmış. Ama top gitmiş Newton'ın ki kendisi İngiliz'dir altında oturduğu ağaca çarpmış ağaçtaki elma Newton'ın kafasına düşünce evrensel kütle çekimi diye bir şey bulmuş. Ve buna dayalı bir evren modeli geliştirmiş. Peki hikaye burada bitmiş mi? Hayır. Bitmemiş. Bitmeyecek de. Her yeni gelen isim farklı bir kentten olacak ve daha öncekilerin yanılgılarından bir şeyler öğrenerek daha az yanılgılı kuramlar ortaya koyacak. Yani Asimov'un da dediği gibi yanılgılar da görecelidir ve bilimsel yöntem böyle çalışır. Farklı coğrafyalardan, farklı milletlerden insanlar bilimsel bir teori geliştirirken bilgilerini, bulgularını belgeleyerek açık bir şekilde paylaşır ve bu şekilde yanılgılar düzeltile düzeltile daha az yanılgılı sonuçlara ulaşılır. Ya çok uzattı nasıl meseleye gelsene der gibi bakıyorsunuz. Aklı başında gibi görünen birçok insan mantıklı gibi görünen kanıtlar da ortaya koyarak düz dünya teorisinden bahsediyorlar ve ben de bu konuyla ilgili yüzlerce video izledim ve aynı şekilde düşünmeye başladım diyorsunuz değil mi? Birincisi bu konuyu ben çok uzatmadım. Dünyanın düz olduğunu iddia edenler çok uzattılar ve uzatmaya devam ediyorlar. Böyle birkaç bin yıldan beri uzatıyorlar konuyu. İkincisi ortada bilimsel bir teori falan yok olsa olsa bir komplo teorisi var. Çünkü buna teori diyebilmemiz için dünyanın düz olduğu olgusunun sürekli olarak doğrulanmış gözlem ve deneyler baz alınarak yapılan bir açıklama getirmesi gerekiyor. Bu neden bir komplo teorisi biliyor musunuz? Çünkü içinde çok klasik bir komplo yaklaşımı var. Bize yalan söylüyorlar. Dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğrafı falan yok. Onların hepsi photoshoplu çünkü insanlar daha uzaya falan çıkmadılar. NASA binlerce çalışanı ve milyarlarca dolar bütçeyi kullanarak bizi uzaya çıktıklarına ikna etmeye çalışıyor. Sadece NASA mı? Hayır. Dünyada 50'den fazla ülkedeki tüm uzay ajansları da bu kompleyonun içinde. Bizi çok iyi kandırabilmek için öyle bir kez falan değil tam 155 kez ay misyonu oluşturuldu. 43 Venüs, 40 Mars, 9 Jüpiter, 9 Güneş, 5 Satürn misyonu hem de 6 farklı Ülke tarafından uzaya gönderilen araçları hep aynı şirket üretirse şüpheleniriz diye 112 ayrı üreticiyle çalışıldı. Her konuda kavga eden Amerika ve Rusya sırf bu konuda bizi kandırabilmek için 10 tane uzay istasyonu yaptılar. Bunu gören diğer ülkeler boş durur mu? 1100 tane aktif uyduyu yörüngeye soktular. Bunların hepsi yalan, kandırıyorlar, çekemiyorlar. Klasik hukuk mantığında ta Cicero'dan beri gelen cui bono diye bir tabir vardır. Kimin faydasına? Neden yalan söylüyorlar? E ben size söyleyeyim, hep o adam yüzünden. Hani kuyunun başında vardı ya, 2300 yıl önce canım Mısırda, Asvanda. İşte o adamın kuyuya attığı taşı şimdi 40 bin akıllı çıkartamıyor. Eğer o adam olmasaydı, Eratosthenes öyle gölgelerden filan şüphelenip bütün bu büyük oyunu büyük yalan oyununu başlatmazdı. Tarih boyunca gelen bütün bu düşünürler, bilim insanları, gözlemciler de bu büyük oyuna büyük yalana katılmazdı. Ama bizler uyandık değil mi arkadaşlar? seçilmiş insanlar olarak artık bizi kandıramayacaklar. Dünya yuvarlak değil. Kafalarımız da yuvarlak değil. O yüzden onu ve içindekini daha etkin kullanmaya başlayacağız. Tüm bu kandırmacalar içinde tüm bu yanıltmacaların arasında beni en çok hayal kırıklığına uğratan kişi kim oldu biliyor musunuz? Nasrettin Hoca. Yıllarca güldük, bir yandan düşündüren o güzel esprilerine. Ama şimdi anlıyorum ki o da bu büyük oyunun bir parçasıymış. O da dünyanın şekli konusunda yanılmış. Hatırlarsanız bir gün bir adam onu denemek için hocam dünyanın ortası neresidir diye böyle imalı kinayeli sorar. Nasrettin Hoca da o anda bulunduğu yeri kastederek ''İşte tam burasıdır der. Ama tabii bu soruyu soran adam bizdendir, seçilmiştir. Böyle hemen kül yutmaz, faka basmaz. Hadi oradan hocam yapma etme Allah aşkına der. Peki Nasrettin Hoca ona karşılık ne cevap verir hatırlayalım. İnanmıyorsan ölç